Selamlar tayfa. Luffy'nin Ark sonrası alacağı yeni aranıyor ödülü videosundan sonra Zoro'nun Ark sonrası olacak olan ödülüne tahmin yapmamı çok istediniz. Ben de maalesef yine işe giderken bulduğum ufak tefek zamanlarla bununla ilgili yine bir video yapma kararı aldım. Zoro'nun seride ilk ödülü 60 milyon beliydi. Sonra 120 milyon oldu. Ve şu anda ise 320 milyon beli. Bu ödül biliyorsunuz ki onun için fazlasıyla az. Zoro çok güçlü bir karakter ve Kaido'ya bile kafa tuttu. Lanet aşçı Sanji'nin ödülü bile 330 milyon beli. Ve Sanji bu konuda Zoro ile dalga geçti. Bu çok küçük düşürücüydü. Luffy'ler Tüm Kek adasına gidip Big Mom'un adasını yerle bir ederken Zoro burada yoktu. Ve o Wano'daydı. Sanji Tüm Kek adasının ana karakteri konumundaydı. Tüm hikaye onun üzerindeyken bile Zoro'yu sadece 10 milyon beli geçmeyi başarabildi. Tayfada Luffy'den sonra en çok ödüle sahip olan Jinbei var. O da ise 438 milyon beli. Bana kalsa ödül sıralamasında Luffy birinci sırada, Zoro ikinci, Jinbei ise üçüncü olmalı. Fakat Zoro ile Jinbei arasında çok ufak bir fark olmalı. Çünkü Jinbei eski Shibukai ve gerçekten çok tehlikeli, namı duyulmuş bir karakter. Tayfada şu an Trio Monster diyebileceğimiz 3 karakter Luffy, Zoro ve Jinbei'dir. Jinbei'nin ilerideki ödülüne bu bölümde değinmeyeceğim. Onunla ilgili değişik fikirlerim var. Şimdilik Zoro'ya bakalım. Zoro seride ilk olarak Arabast Ark'ında Dazı Bones'i yenince 60 milyon beliye, Enies Lobby'de Kaku'yu yenince 120 milyon beliye, son olarak Dressrosa'da Pika'yı yenince 320 milyon beliye ulaştı. Luffy ise Arabasta'da direkt 100 milyon beliye, Enies Lobby'de Lucci yenerek 300 milyon beliye, Dressrosa'da ise toplam diğer yaptıklarıyla beraber 500 milyon beliye ulaştı. Tabi Luffy'nin Arabasta'dan önce de ödülü vardı. Neyse, Luffy'nin Zoro dışında bir Impel Down'ı ve Marineford geçmişi var, oralarda da ödülü 100 milyon beliye arttı. Yine de Arabasta'da ve Enies Lobby arasında Zoro'nun olmadığı bir ark işlenmedi ve şu an Wano'dalar. Luffy kaptan olduğu ve kendi tayfası olduğu için ödüller ona daha çok yansıyor. Her neyse, bu videoyu uzun tutmak istemiyorum ve gerçekten sizi sıkmak istemiyorum. Öyle teori videoları var ki 20 dakika 30 dakika falan kafayı yiyorum. Açıkçası Zoro'dan Wano'dan beklentiniz ne ve neler yapabileceğini düşünüyoruz. Bu gerçekten çok zor bir tahmin. Zoro'nun daha kimle dövüşeceğini tam olarak emin olamadık. Ve dediğim gibi ödül tahminleri gerçekten tahminden ve sallamadan öteye gitmiyor benim için. Yine de eğlenceli oluyorlarmış. Öyle diyorlar, eğlenceliymiş. Açıkçası ödülleri tahmin etmeye çalışmak ark sonu kim kim yenecek ve kimin namı nerelere ulaşacak sorusunu bilmekten farksız. Benim serideki izlenimime göre Zoro'ya bu ark çok şey düştü. Killer'ı yendi fakat bunu gören kişi sayısı yok denecek kadar azdı. Wano'da isyan çıkarttı fakat bunu da Wano'da Killer dışında bir tek GP üyeleri görmüştür bence. Şimdi ise Kaido'ya bir vuruş attı ve kralların akisine sahip olduğu kanıtlanıldı. Bence tüm bunları GP üyeleri görüyor ve hepsi Zoro'nun ödüllerine artı olarak yansıyacak. En önemli soru ise Zoro kimle dövüşecek? Şimdiden Chopper'lar Zoro'yu iyileştirmeyi başardı ve bence Dressrosa arkındaki gibi Pika ile yaptığı bir savaşın benzeri olmayacak. Kısa olmayacak. Çok daha uzun bir savaş olacak bence. Ciddi ve ölümcül bir savaş Zoro'yu bekliyor. Hem de bu yaralarına rağmen. Açıkçası Zoro Kaku savaşı epey uzundu. Ondan sonra Zoro'nun uzun bir savaşı pek olmadı. Time skip'ten sonra Zoro'nun savaşları çok kısa sürdü. Ben bu sefer uzun bir savaş bekliyorum ve Zoro için çok zorlu bir rakip var karşıda. Yeni lanetli kılıcı Enma'yı da bence fazlasıyla geliştirip kullanacak. King, Marco'ya göre bir rakip diye bekliyordum ama bana kalsa King ile Zoro dövüşecek. King Zoro dövüşü epey zorlu olacak ve bence ölümüne olacak. Sonuçta Samuray arkındayız ve bana kalsa Zoro'nun ailevi geçmişiyle ilgili bu arkta çok şey öğreneceğiz ve tüm hepsi bu savaşta ortaya çıkacak. Bana kalsa King Zoro ile bağlantılı biri olacak. King, Zoro'nun birbirine bağlı geçmişten gelen bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Tabii bu bir sallamasyon ama bununla ilgili garip fikirlerim var. Queen ve Sanji'nin babasından geçmişi gibi. Her neyse, King'in ödülünü 1 milyardan fazla olduğunu biliyoruz. Bu sebeple King'i yenen Zoro'nun ödülü de 1 milyar beli aşacaktır. Ben Zoro'nun ödülünü 1 milyar 200 veya 1 milyar 400 gibi bir rakam bekliyorum. Yine de 1 milyarın yanındaki küsuratı siz tahmin edebilirsiniz. Eğer bu videoda önceki gibi gerçekten çok beğenilir ve izlenirse belki Vinsmoke Sanji'nin ödülüne de değinirim. Neyse, hoşçakalın.